Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Raid Shadow Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda arayıcıyı inceleyeceğiz. Arayıcıyı nerelerde kullanabilirsiniz, hangi kalıntılar takmanız gerekiyor, ustalığı nasıl açmanız gerekiyor gibi birçok detaylı bilgilerden bahsedeceğim sizlere. Baktım bugün çekiliş yapmıştım. Çekiliş videomda arayıcı çıktı dedim arayıcının kanalında videosu var. Bir baktım arayıcının videosu yokmuş. Halbuki çok kullandığım, en çok kullandığım epik kahramanlardan bir tanesi arkadaşlar arayıcı. Şimdi öncelikle birinci becerisine bakıyoruz. Birinci becerisi bir düşmana iki kez saldırıyor. Yüzde 25 ihtimal ile bir tur boyunca da kışkırtma dezavantajı veriyor arkadaşlar. Atak üzerinden hasar vuruyor ve kitaplandığı zaman yüzde 50 ihtimal ile e, kışkırtma dezavantajı verebiliyor. Yani gerçekten ciddi anlamda güzel bir oran yüzde 50 bir ihtimal bir kişiye kışkırtma vermesi. Ama birinci becerisi bence kitaplamaya değmez. Ben kitaplamıştım ama sadece şu ikinci becerinin soğumasını açabilmek için harcadım o kadar kitabı. Ama ikinci becerisini ne yapıp edip bu soğumalara açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. İkinci becerisi tüm müttefiklerin dönüş metresini %30 dolduruyor. Ve tüm müttefiklere iki tur boyunca %50 atak arttırma avantajı veriyor. Ve bir turda ekstra tur veriyor. Bu çok güzel bir beceri soğumasını açtığınızda bunu üç turda biri yapıyor arkadaşlar yani üç turda bir müttefiklerin dönüş metresini yüzde 30 doldururken aynı zamanda iki tur boyunca da yüzde atak arttırma avantaj çok büyük bir bana göre çok güzel bir beceri arkadaşlar ve bu kahramanın pasifi de var pasifine bakalım Kritik vuruşa maruz kalındığında tüm müttefiklere 2 tur boyunca %60 defans arttırma avantajı verir ve bu şampiyonun HP'sini de %20 iyileştiriyor arkadaşlar. Yalnız bu kahramanın kritik vuruş hasar alması gerekiyor defans arttırma arttırabilmesi için. Genelde kritik vuruşları e, zıt renkli e, rakip kahramanlardan alıyor örnek veriyorum, kır bunun rengi mavi olduğu için kırmızı renkli e, kahramanlardan veya baş patronlardan kritik vuruş alıyor arkadaşlar o yüzden tüm müttefikin defansını arttırırken de kendisinin hp'sini de %20 oranında iyileştiriyor güzel bir pasif yani e, beceri olarak olsaydı çok daha güzel olurdu %60'lık defans arttırma ama çünkü her zaman kritik vuruş almıyor bu ama olsun yine pasifin içerisinde olması da ayrı bir olay güzel bir olay ve bu kahramanın avrosu var. Müttefik defansı arenada %30 arttırıyor arkadaşlar. Yani biz bu kahramanı defansif veya direnç tarzı bir direnç olmasa da defans tarzı bir arena takımında kullanabiliriz. Yalnız ben defans tarzı arena e, takımını hiçbir zaman tavsiye etmedim etmem de arkadaşlar. Hız takımı olarak kullanıyorum ben. Ve size de hız takım yapmanızı tavsiye edebilirim arenada. O yüzden bu kahramanı aynı zamanda arenada hız takımı olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü bu kahraman dönüş metri dolduruyor ve aynı zamanda %30'luk dönüş metri dolduruyor. Ve aynı zamanda tüm müttefiklerin atağını arttırıyor. Şimdi ilerleyen dakikalarda arenada kullanacağız. Evet ben bu kahramana... Can çalma seti taktım aslında can çalma seti takmamın nedeni ben bu kahramanı sadece ve sadece Klan Bost'a kullanıyorum arkadaşlar. Normalde arenada da kullanılabilecek çok güzel bir kahraman ama benim arena için çok fazla yeterli dönüş metre dolduran kahramanım var. Yargıcı olsun ondan sonra ne bileyim. Ee... Seçilmiş Lanekis gibi çok fazla böyle güzel kahramanlar var. O yüzden bu kahramanı arenadan çıkarttım ama başlarda çok kullandım arenada ve çok büyük katkılarını gördüm. Altın Lig'inde falan kullandım. Ben Altın Lig'ine falan çıkırdı Kafatas tacıyla. Bu arayıcı çok güzel işler yapmıştım o zaman ama şimdi can çalma seti kuşandım ve sadece klan e, Bostak kullanıyorum ama bu şekilde zindanların birçok bölümünde de kullanabilirsiniz düşman dört tane can çalma seti taktım ve bir tane de set olmayan iki tane kalıntı taktım ki bunların zaten alt istatistiğinde hızı çok güzel verdi O yüzden hız kalıntısı takacaktım zaten eldiven tek başına 14 hız verdi ve ayakkabı da 45 hız verince direkt dedim böyle takmam daha mantıklı olur arkadaşlar. Ben size bunu her videomda söylüyorum. Bu tarz kalıntılarda alt istatistiklerde güzel oran yakalıyorsanız set olmasının hiç önemi yok. Sadece can çalma setini takın. Alt istatistiklerden güzel oran setler her daim daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet şimdi e, eldivenini eldivenine defans taktım dediğim gibi şeyde kullanıyorum. Arenada kullanmıyorum sadece e... Klan Boss'ta kullandığım için defans taktım ama siz her nerede kullanırsanız kullanın bu kahramanın eldivenini defans takmanızı tavsiye ederim. Hem daha dayanıklı olur zindanlarda arenada hem de Klan Boss'ta da dahi kullanabilirsiniz benim gibi. Yani bu kahramanın eldivenini kesinlikle defans takın kritik demeç takarsanız hasarı yüksek olur mu pek zannetmiyorum. Hiç denemedim ama pek zannetmiyorum arkadaşlar. Kritik demeçle de bu kahramanın vuracağı hasarın yüksek olacağını zannetmiyorum ve bir tane düşmana vuruyor. Yani birinci becerisi tüm düşmanlara vursa o zaman belki hasarını yükseltip e, Hasar kahramanı da yapabilirdim ama bir düşmana vurduğu için sadece e, dayanıklı olsun dedim. Çünkü zindanlarda falan da kullandım ben bu kahramanı. Oralarda falan çok işimi görmüştü. Göğüs de defans taktım. Yine e, bunun nedeni dediğim gibi boss'ta kullandığım için defansı bayağı sağlam oldu. Ayakkabısını hız taktım arkadaşlar. Alt istatistiklerde hızına dikkat ettim. Defansına dikkat ettim. İsabetine dikkat etmeye çalıştım ama maalesef isabetini yakalayamadım. Daha doğrusu yakalardım hızından kaybedersem isabetini yakalardım. Bu kahramanın isabetten çok hıza ihtiyacı var. Yükseltebildiğiniz kadar benim gibi can çalma seti takmasanız dahi full hız kalıntısıyla bu kahramanı maksimum hızlara çıkartmaya çalışın. Eğer aranı da hız kahramanı olarak kullanacaksanız kesinlikle o şekilde yapın. Ama benim gibi e, bosta da kullanırım diyorsanız böyle can çalma setli hızlı bir kahraman yapmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi el şeysini, yüzüğünü de defans taktım. Güzel sağlam defans olsun diye. E, tılsımını da defans taktım. Kritik demeç belki olmaz diye. Hani denemedim ama bence olmaz kritik demeç bu kahramanı. Hız istatistiği verdiği için sancağını atak taktım arkadaşlar. Normalde 3 tane hıza verdi ve hızı 17 arttırdı. Bu da çok ciddi anlamda yüksek bir hız olduğu için sancakta. Bu sancağı kuşandım. Normalde bu kahramana isabet sancağı kuşanabilirsiniz. Kışkırtma vermesi size hem arenada hem de zindanlarda bayağı işinizi görebilir. Ama bu şekilde yaptık. Klambosto kullandığım için hızlı olmasını istedim. Evet ustalığını yine bu şekilde açtım. Klambosto kullandığım için saldırıdan açtım. Klambosto kullanmasanız dahi bu kahramana saldırıdan açmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü şurada ustalığı açtığınızda büyük ustayı savaş ustasını yüksek hasarlar verirsiniz. Hem zindanlarda hem de klambosta hem de can çalma setini bu beceriyle çok daha güzel bir şekilde canlı doldurabilirsiniz. Ve savunmadan açtım bu şekilde. Savunmadan da şunu açın arkadaşlar. Bu gerçekten de Klan boss'ta eğer kullanacaksanız benim gibi. Düşman tarafından bir müttefik sersemletme, uyku veya korku, sersemletme vurduğunda dezavantaj uyguladığında bir tane karşı saldırı verme ihtimali var. %20 oranlaydı galiba. Öyle hatırlıyorum. Hemen evet %20 oranla karşı saldırı verme ihtimali var. Bu da güzel bir ustalık can çalma setinde çok büyük işler yapıyor Klan Evet ustalığında gösterdik. Ben size hızlı bir şekilde Klambos'a da göstermek istiyorum. Bu kahramanın Klambos savaşını yaptım. Maalesef keyim yok ama yapmış olduğum hala hazırdaki bir tane savaştan göstereceğim size. Sonra da bu kahramanı bir kez arenada bir kez de vaktimiz olursa eğer zindanda deniz vaktimiz olmasa videoyu orada sonlandırırız. Evet Klambos'a girelim. Klambos maalesef keyim yok ama dediğim gibi acımasız da kullanmıştım bunu. Şöyle bakalım takımımıza evet. Acımasız da bu şekilde bir takımla girdim ve 30 milyona yakın bir hasar vurdum fazlasıyla son sandığı alabildim normalde kabusla da acı şey kullanıyorum acı sorumlusu şey arayıcıyı kullanıyorum ama kabusun rengi bugün kırmızı olduğu için e, mavi renkli kahramanları ben renk sırasında hiç tercih etmiyorum böyle kırmızı renkteki durumlarda ama yine seçilmiş lanakis gibi e, kahramanları kullanıyorum jarek gibi elimde başka bir alternatif olmayan kahramanları kullanıyorum. Şöyle göstereyim ben kabus hasarımı da pardon mouse işlemedi. Evet. Bugün az vurdum çünkü Klambos'un rengi erkenden kırmızı olmuş ve benim en çok e, az hasar verdiğim kahraman e, Klambos şeysi kırmızı renkli arkadaşlar kırmızı renge bayağı az hasar veriyorum çünkü eczacı şey e, esrarlar bir deçisini daha az şey yaptım. Evet esrarlar bir daha az şey yaptım. E, defansını falan düşük tuttuğum için fazla hasar vermiyor ama normalde ana kadrom hep mavi renkli kahramanlar donmuş ölüm perisi Jarek işte e, seçilmiş Lanekis on sonra e, kusurlu diyorum pardon siper ve kesinlikle arayıcıyı kullanıyorum ve o zaman 1K ile 30 milyon hasar falan verebiliyorum kabusa. Ama kırmızı olunca böyle az hasar veriyorum. O yüzden arayıcıyı takımdan çıkartıyorum. E, ve o arayıcı da çıkarttığım için hasarım haliyle düşüyor. Kesinlikle ve kesinlikle benim gibi kar saldırı bir takımınız yok ise arkadaşlar. Bu şekilde bir hız takım yapın ve içerisine kesinlikle e, aracı koyunu bu hız takımına. Çünkü 3 turda bir dönüş metre düşürecek. Ve çok hızını yüksek tutarsanız çok hızlı bir şekilde takımınız devamlı dönüş metre arttıracak. Böyle yanında da bir tane seçilmiş gibi bir dönüş metre daha dolduran kahraman olursa. Ve en kötü ihtimalle eczacı dahi olsa ikisi çok daha hızlı bir şekilde klan boss takımınızı oluşturabilir. Yani şu kafa parçalayan bende çıkmadı veya ona benzer valkür gibi çok daha şahane olur. Şehit gibi karşı saldırı veren bir kahraman olmadığı için veya ölümsüz takımım olmadığı için bu şekilde arayıcıyla hız takımı yaptım. Memnun muyum şu an için memnunum ama yükselteceğim hasarımı 1K ile son sandığı almaya çalışacağım ve hız takımında 1K ile son sandığı kabusun son sandığını almak çok çok zor olacağını düşünüyorum ama belli olmaz belki alabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir kez arenada göstermek istiyorum ben bu arayıcıyı sizlere. Şöyle girelim arenaya. Evet şöyle girelim. Arenada da şöyle bir yenileyelim listemizi. Evet şuna girelim. Fazla da vakit kaybetmeden videolar uzun oluyor ve birçok arkadaşımız işte neden e, videolar uzun, izleyemiyoruz falan diyorlar. O yüzden elimden geldiği kadarıyla videoları kısa tutmaya çalışıyorum. Şimdi yargıcı falan koyarsam arayıcının hiçbir şeysini göremeyiz arkadaşlar. O yüzden yargıcı falan çıkaracağım. Böyle biraz daha eski kadromu kullanacağım bu şeyde savaşımda. Eski kadrom benim neydi? O şeydi kafatası tacı ve arayıcı ve R'yi ve ee, büyük undu. Aslında büyük un yerine Venüs de kullanabilirim ama Venüs'ün hızı e, şeye göre ayarlı, e, yargıca göre ayarlı yüksek hızlarda. O yüzden direkt şimdi yapabilir. O da olabilir. Ama verelim hadi Venüs verelim madem o kadar Venüs Venüs dedik. Normalde büyük unu koyacaktım ama bu şekilde gireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet bugün mouse'da problem yaşıyorum. Evet girelim. Bu şekilde bir girelim. Yani bu kahramanı arenada hız kahramanı olarak elinizde e, güzel bir kahraman yoksa efsanevi kahraman işte yargıç gibi bir kahraman yoksa Lisandra gibi bir kahraman yoksa arayıcı çok güzel bir şekilde dönüş metro dolduran bir kahraman. Dediğim gibi Venüs'ün hızlı hızlı olduğu için bizim hız arttırmadan önce kullanacak becerisin ama sorun yok kullansın. Evet şimdi arayıcıya sıra geldi. Bizim arayıcı arkadaşlar şu ikinci becerisi düşmanın tüm müttefiklerin dönüş metresini %30 dolduracak ve aynı zamanda atağını arttıracak. Ata arttırması çok çok önemli ve şimdi bir tane saldırı yapacağız. Tekrar bir tur verdi. Bizim için sıkıntı yapacak olan şu büyük una vuralım diyeceğim ama büyük un zaten birinci becerisi de hasar vuruyor. Evet şöyle bir kez de vuralım diyeceğim. Rakip çok uf, pasif kaldı yani şu an. Bir kez daha yapalım. Çünkü böyle bana böyle tat vermedi. Biraz bir kart saldırıdan bir hasar vermiş olsaydı. Şunlar bizi zorlar mı? Bayağı zorlar. Birinci takım bizi bayağı zorlar ama şu bizi biraz daha zorlayabilir ama çok da zorlamasın. Şöyle girelim. Evet şimdi arkadaşlar rakip eczacı kullanmış. Bana göre eczacı mı arayıcı mı deseniz arenada kesinlikle ve kesinlikle hız avrosunu farklı kahramandan aldığı için kesinlikle arayıcıyı tercih etmenizi söylerim. Çünkü eczacı böyle biraz daha baş patronlarda hızlı hareket etmenizi sağlar ama arayıcı böyle arenada özellikle kısa yerlerde dönüş metrenizi çok daha yüksek doldurduğu için, %30 doldurduğu için eczacı 15 dolduruyordu bildiğim kadarıyla. O yüzden eczacı tabii aynı zamanda hız şeysi de veriyor, dezavantajı da ver, avantajı da veriyor ama arenada zaten hız avantajına ihtiyaç kalmıyor. Zaten dönüş metresi yüksek olan takım kazanıyor arkadaşlar. O yüzden arayıcı ara farklı eczacıdan çok daha iyi. Evet bununla girelim. Rakibin gücü de bize yakın. 134 bin gücü var. Tabii ki gücün hiç önemi yok. Bunu daha önceki videomda da söylemiştim. Ve önemli olan takımın işlevli olması. Evet şimdi rakip bizden hızlı çıktı ve ilk hamlesini yaptı. Artık arka arkaya yapacaktı diyecektim ama yapmadı. Hemen şöyle bir vuralım bir rakibin defansını arttırabilir şey azaltabilir miyiz? Evet, azalttık sayılır. Şimdi R'ye sıra gelirse Evet, şimdi hız vereceğiz. Dönüş metreyi arttıracağız ve bizim takıma sıra geçeceğini düşünüyorum artık. Ama rakip de bize şu sıkıntı yapabilir. Onu bir kışkırtma verirsem çok daha iyi olur. Tabi isabeti düşük ama yine de verdi gördüğünüz gibi. Kışkırtmanın çok büyük faydası var arenada arkadaşlar. Böyle size en çok sorun yaratacak rakipteki kahramana verin. Böyle alan vuran, kafatası tacı gibi, rey gibi, büyükün gibi kahramanların e, becerisini sizin sersemleten veya işte e, sersemletme, kışkırtma veren, dondurma veren e, gibi size yüksek hasarlar verebilecek rakibe kullanın kışkırtmasını ki e, sizin takımınızı rahatlatsın. Şimdi yine bir kez daha vuracağız. Evet güzel hasar verdik ama hepsinde birer karşı saldırı olduğu için birer kez vuracaklar. İş rey yakalırsa zaten hepsi biter arkadaşlar. Evet iş rey yakaldı ve son vuruşumuzu yapıyoruz. Evet benim takımım normalde bu değil. Dediğim gibi hani arayıcıyı kullanmıyorum. Onun yerine yargıcı kullanıyorum. Seçilmiş lanekisi kullanıyorum. O tarz kahramanları kullandığım için e, şimdi arayıcıyı sadece ve sadece klan bosta hız takımında kullanıyorum. O yüzden can çalma set takımı normalde. Bu kahramanı e, arada da kullansaydım sadece. Dönüş şeylerin ustalığını dahi farklı açardım ve kalıntılarını hız kalıntısı takarak hızını 200 50-300'e yakın bir hızlara çıkartmaya çalışırdım. Bu kahraman ne kadar hızlı olursa sizin her yerde o kadar çok güzel işinizi görecektir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Uzun olmasın şimdi zindana da gireceğiz ama zindana girmeden önce zindana girmeyelim. Direkt inceleme notu yapalım ve hemen hemen nerelerde kullanacağınızı inceleme notunda çok daha iyi anlarsınız bu kahramanı. Evet arayıcımız nerede? Arayıcımız burada. Girdik. Evet incelemelerini bastık. Arena saldırısında çok güzel zaten. Arenada 5 veriyorum direkt. Arena savunmasında yine çok güzel bir kahraman. Ona da 5 verdim. Klan baş patronunda bana göre çok güzel. Ama 4.2 verilmiş. Biz de yine 4 verelim. Ee, fazla da abartmayalım şimdi. Sefer mevkilerinde kullanışlı bir kahraman değil arkadaşlar. Yani bir kez vuruyor. şey Bir düşmana vuruyor. Belki ben kritik hasarını yükseltmediğim için belki de. Ama örümcek yuvasında da kullanışlı bir kahraman değil. Örümcekte hiç kullanmanızı tavsiye etmem. Ejderha kullanabilirsiniz. Kesinlikle hız verdiği için dönüş metre doldurduğu için takımınız çok daha hızlı ilerleyecektir. Minitor'un labirentinde falan kullanabilirsiniz ama Ateş Şövalyesi'nde aslında 3.7 verilmiş. Orada da ikin birinci becerisi iki kez vurduğu için kullanılabilir. Şimdi videoda vaktimiz olsaydı Ateş Şövalyesi'ne girer gösterirdim. Ve çok rahatlıkla Ateş Şövalyesi'nde de bir tek örümcek değişime yaramıyor ama Ateş Şövalyesi'nde Ejderha'da hatta buz golleminde dahi kullanıyorum. Oraların hepsinde güzel. Ruh kalesinde fazla oy verilmemiş. Büyük kalesine fazla verilmemiş. Buz gölleminde bence kullanılabilir. Buz gölleminde de. Hışlık kalesi ve grup savaşlarında zaten grup savaşlarında kullanmanızı tavsiye edebilirim. Yani şuralarda güç kalesi hışlık kalesi, büyük kalesi ve ruh kalesinde de bu kahramanı iyi kötü kullanabilirsiniz bana göre. Şahsen mini labirentinde falan kullanabilirsiniz. Ama bir tek örümcekte falan sıkıntı yapar. Sefer mevkilerinde falan yem kasma gibi bir olayınız olmaz bu kahramanla. Ama bu kahramanın işi arena ve klan boss bana göre arkadaşlar. Bu iki yerde bu kahramanı gönül rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kasmışsanız eğer benim gibi güzel bir şekilde defansını falan yüksek tutup hızını falan ideal hızlara getirirseniz zindanların tüm bölümlerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar arayıcımızı inceledik. İncelemediğimiz epik kalmasın. Hepsini zamanla inceleyeceğiz. Tek tek böyle ustalığından tutun. İşte nerelerde kullanabilirsiniz gibi videolarımız olacaktır. Bugün de arayıcıyı yaptık. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.